Değerli izleyenler, yine güzel bir besi hayvancılığı videosuna hoş geldiniz. Bu hafta Mersin Mut'tayız. Yunus abimiz besi ağırındayız. Evet abi, hoş geldin. Hoş bulduk Yunus abi, nasılsın? Teşekkür ederim abi. Yunus abi biraz bunlar beni böyle... Biraz sıkıntılı abi. Korkutuyorlar ama, he? Maşallah abi. Dev gibi olmuşlar. Bak. Hayır. Hayır. Arkadaşlar güzel bir program yapmaya çalışacağız ama tabii bunlar müsaade ederse. Şimdi yaklaşık 9 aydan beri bunların... Besleme rasyonunu yapıyoruz. Rota evet. Konsantre yemle, besi yemiyle, rota besi yemiyle yapıyoruz. Bu hayvanlar ilk girdiğinde besiye kaç kiloydu abi? Cengiz abi, bu hayvanlar ilk girdiğinde 220 kiloydu. 220 kiloydu. 220 bu grup 220 kiloydu. Evet. 170 kilo giren grup da var değil mi? Evet. 170 kilo giren grup da var. Bunların küçüğü bir küçüklerine ait 170 kilo. Bunlardan kestirmeye başladın herhalde değil mi abi? Kestirdim abi, 15 gün önce kestirdim. Ne geliyor yani şey olarak, karkas olarak, randuman olarak ne geliyor? Ortalaması 420 kilo geldi Cengiz abi bunlara. Karkas olarak? Karkas olarak 420 kilo geldi. Randuman olarak %67 yağlı. %67 yağlı evet. Randumanı geldi. Evet. Çok abi. Güzel. Şimdi şöyle söyleyelim. Onu da belirtelim. Bizim bu besleme rasyonlarımızı, Yunus abiye yapmış olduğumuz rasyonları videonun sonunda da sizlerle paylaşacağım. Evet. Bizde herhangi bir fabrika yemi yok. Yok doğru abi, mu? Yok. Rota. Evet. Rota, arpa, ATK, yonca, saman ve mısır sıvacı veya pancak bozması. Evet, İkisinden birisi. Yani bu ikisinden bir tanesi olacak. Evet abi. Her iki ayda bir rasyonları yapıyoruz. Alınan canlılarla göre her iki ayda bir yeni bir rasyon yapıyoruz. Profesyonel bir rasyon yapıyoruz. Evet. Şimdi. Bu şekilde de besimize devam ediyoruz. Peki abi, daha önce şimdi kaç senelik besicisin? Öncelikle ondan kısaca bir bahset. Ben 10 senelik beri bu işi yapıyorum. 10 senede. Ama 6 senedir besiyle uğraşıyorum. Önceden inekçilik yapıyorduk. Evet. 6 senedir beri besi hayvancılığıyla uğraşıyorum. Şimdi daha önce normal pelet yemler kullanıyordum. Evet, doğru mu? Fabrika yemi kullanıyordum. Besi süreni söyle bana. Besi sürende bir kısalma oldu mu? Mesela bu konsantre yeme geçeli. Besi süremiz 2 ay geriden geliyor. Evet. 2 ay daha erken aldım. 2 ay daha erken aldım. Aylık canlı ağırlık artışı. Aylık 30-35 kilo aldırıyordum. Daha önce? Daha önce. Evet. Fabrika yemleriyle. Şu anda ortalaması 50-55 kilo arası. 50-55 kilo. Başıyla sonu arası. Aynen. İlk başlarda biraz daha fazla tabii. Aldırıyoruz. Aynen. Yani 60-65-70'leri görüyor. Evet. Daha sonra bu yavaş yavaş düşer. Ama besi başından besi sonuna kadar ortalamamıza baktığımızda 50 kilonun altına düşmüyor. Düşmedi abi. Evet. Düşmedi. Şu anda hesaplara göre öyle. Peki yapmış olduğun hesapta, yani şimdi bu hayvanların bir alınış fiyatı var. Evet. Bunları almış olduğun malzemelerin, tabii siz biraz daha profesyonelsiniz evet. Bu anlamda. Sen olsun, işte Hıdır abi olsun, Soner abi olsun, siz genelde kaba ve kesif yemlerinizi biraz daha zamanında alıyorsunuz. Aynen. Harman zamanı alıyoruz. Harman zamanı alıyorsunuz, zaman. Koyuyorsunuz. Kazancımız... Atıyorum 50 tane dana koyacaksak 3 tane koyuyoruz evet. Ama yemlerimiz veya kaba yemlerimizi temin ediyoruz. Kazancımız biraz daha farklı tabii. Oluyor. Yani şimdi bir önceki besilerle, şimdi bu bizim yapmış olduğumuz besiyi karşılaştırdığında, şöyle elini vicdanına koyarak, sonuçta biz arkadaşız, evet. Aynı zamanda müşterimsin. Tabii. Şimdi benim sana burada herhangi bir şey söyletme şansım yok. Yok, ben de söylemem sana. Aynen öyle. İzleyenlerimize söyle, yani memnun musun, değil misin? Bu yeme başladığında, işte kafanda bazı soru işaretleri mutlaka olmuştur. Tabii. Çünkü yemeğe tuz atar gibi atıyoruz aynen. Biz. 600 gramla başlıyoruz, 1,5 kiloyla bitiriyoruz. Aynen, aynen Cengiz abi. Arpaya biraz fazla gidiyoruz biz. Şu anda... Korkuların var mıydı yani? Bu kadar arpa kullansam başıma bir iş gelir mi? Ya illaki. Veya bu kadar yemle... Önceden bir alışkanlık var. Onu yıkması biraz şey oluyor, denemeyle oluyor. Evet. Şu anda bu hayvanlar 8,5 kilo arpa yiyor. 8,5 kilo günlük arpaları evet. Var. 8,5 kilo arpa yiyor ve hiçbir şekilde ayak problemi veya şişkinlik, mide şişkinliği falan. Şu anda hiçbir şekilde... Arpa dokunur diyorlar ya, dokunmuyor yok, yani. Yok, yok, hayır. İşte burada kesinlikle. Kullanmış olduğumuz konsantre yem ön plana çıkıyor. Tabii. Konsantre yemin içerisindeki tamponlayıcı malzemelerin ve yapmış olduğumuz doğru rasyonun da etkisi var. Evet, sen güzel. Bunlar ne zaman kesime gidecek? Bunlar bayağı zormuş. 10 gün, 15 gün sonra bunları kesime evet. Gönderiyoruz. Şu herhalde 800-900 kilo falan var. Şöyle bir baktığım zaman. Evet, yağlı bunu 500 kilo falan görüyoruz. Evet, 500 kilo karkas gelir yağlı. Evet. Gelir. 9 ay önce 220 kilo olan hayvanlarımızın şu anki halleri bu. Sadece vermiş olduğumuz konsantre besiyemiz var, rota konsantre besiyemiz, arpamız var, ATK'mız var, samanımız ve mısır sılacımız var. Evet. Yoncamızı belli bir zamana kadar veriyoruz. Son 3 ay kestik. Evet. Belli bir zamana kadar veriyoruz. Yani bunlara 450 kilo olana kadar verebilirsiniz.
daha sonra yoncayı vermeyebiliriz. Evet. Ama benim yoncam çok, benim kendi mahsulüm diyen arkadaşlara da 5 yıl sonuna kadar da 250-300 gramla devam ettirebiliriz yoncamızı. Arpa besi başından 5 yıl sonuna kadar mutlaka kullanıyoruz. Tabii. Yani 200-220 kiloluk hayvanlarda 1 kilo 800 gram falan, evet, günlük arpa kullandırımı yapıyoruz. 200-220 kiloluk hayvanlara günlük 600 gram konsantre yemle, 600-700 gram rota besi yemiyle, konsantre yemle başlıyoruz. Bakın 600-700 gram günlük, öğünlük değil bu, günlük. O yüzden hem besi maliyetlerinizi biraz daha aşağıya çekmiş oluyorsunuz, bu bir. İkincisi besi sürenizi 2-3 ay kısaltıyorsunuz, bu iki. Üçüncüsü arpayla besi yaparak randımanınızı biraz daha yükseltmiş oluyorsunuz. Evet. Yani %67 güzel randıman abi. Yağlı. Güzel. Memnun musun? Memnunuz abi şu anda. Memnun değilsen bak söyle, sonra diyorlar ki bak böyle konuşuyorsunuz. İşte danalar burada, yetiştirici burada. Evet. Memnun değilsen söyle. Yok abi kesinlikle. Olduğu gibi yayınlayacağım. Biz kesinlikle başka bir şey kullanmayız artık. Fabrika yemişi bitti. Bedava verseler sen almasın daha fazla. Almayız abi. Evet. Çünkü randımanını gördük. Şimdi ilk kesimimiz bunlar. Önden, evet, başladık. İlk kesimimiz 6 tanesi 167 ile kestirdik yani, hı-hı, bir hafta önce. Bugün de gitti herhalde kesime. Bugün de gitti arkadaşlar. Evet. İşte bakalım onlar ne olacak. Bakalım onlar da kilo ne gelecek, evet, hep beraber. Birazdan onlarla da güzel bir program yapacağız. Evet. Onlar da gelirler. Onların çiftliğine de gideceğiz. Ben beğendim. Gayet de güzel. Seni söylemek, eklemek istediğim şeyler var mı Yunus abi? Yani besiciler şimdi para kazanamıyoruz diyorlar. Biliyorsun maliyetler yüksek. Evet. Hepimizin maliyetleri yüksek. Yani bugün arpa 7 lira, 8 lira olmuş. Aynen. Yani bu sene sonunda ne olur onu da kestiremiyorum. Kestiremiyorum. Şu an bazı bölgelerde çıkmış 6500, 6800 lira falan diyorlar. Aynen, arpayı. Tabii o fiyat biraz oturur. Belki bir hafta 10 gün, 15 gün içerisinde. Şu hasat zamanı tam hızlandığında fiyat biraz daha oturabilir. Tüccarın eline geçmezse. İnşallah. Tüccarın eline geçerse arpayı sene sonunda 15'e de 15 anca yediririz. Ondan sonra ne olur ne? Senin A planın, B planın var mı? Yani şimdi mahsuller yeni çıkıyor ya, yoncaydı, arpaydı. A planımız yine arpa kaşlı olursa sezonda almak, ham maddemizi koymak. Seneliği alıyorsun senelik değil mi? Senelik alıyoruz. Bak seneliği alıyor. Bir sene boyunca hayvana ne yeterse, evet, ne yetecekse, şu hayvanın aşağı yukarı 200 kiloluk bir hayvanı 8-9 ayda yiyeceği bir ton 100 kilo arpa yer. Evet. Ona göre hesap ediyorlar. Bizim bir grubumuz var arkadaşlar. Bu grup içerisinde ben yazıyorum. Diyorum ki şu kadar arpa yer, şu kadar yonca yer, işte şu kadar mısır sıvacı yer. Tabii. Ona göre de alıyoruz. Bak sinirleniyorum. Ne yapıyor? Oğlum. Maşallah maşallah. Şöyle bir baksana abi. He? Adam. Şimdi zamanında kaba yemini alan adam, arpasını alan, kenara koyan adam, bizim beslememiz şeklimizde beseden iyi para kazanır mı kazanamaz mı? Onu sana söyleyeyim. Abi şimdi abartılı, ben gibi, sana var ya, şimdi abartılı gibi bir şey olur benim söylediğim. Evet. Geçenki kestirdiğim danalarda hayvan başı 16 bin lira para kazandı. Bir daha söyle abi, hayvan başı şimdi. Hayvan başı 16 bin lira. Evet. Şimdi bazı arkadaşlar inanmayabiliyor. Tabii Yunus abiler bizim WhatsApp grubumuzda olduğu için, evet, orada insanlar kestirdiğinde kilo ne kadar atıyoruz. Tabii kilosunu atıyorlar. Girişlerini atıyorlar. Yedirdiğimiz. Ne yedirdiğini atıyorlar. Yani herkes birbirinin yazdığını çizdiğini görüyor. Evet. Ne kadar para kazandıklarını da atıyorlar. Geçenki kesimdeki hayvanlardan 16 bin lira kazandı Yunus abi. Tabii bunda sadece bizim konsantre besi yemimizin katkısı değil. Fiyatlar da biraz yükseldi. Tabii. Yani kesin fiyatlar da yükseldi. Ama biz, evet, her halükarda yani 16 bin olmasaydı da, fiyatlar yükselmeseydi de en kötü şartlarda 8 bin lira, 9 aynen, bin lira kazanacaktık. Aynen. Doğru mu? En kötü şartlarda öyle kazanacaktık. Aynen, kazanacaktık. Zaten bizim müşterilerimize biz 5-6 bin liranın altında bugüne kadar para kazandırmışlığımız yok. Yani bir dana başına her şeyi dışarıdan hazır alanlar için konuşuyorum. Evet. Ama şimdi burada şunu da söylemek lazım. Yunus abi az önce dedi ki ben bütün malzememi senelik olarak alıyorum dedi. Yani adam arpasını sezonda alıyor. Besi başından besi sonuna kadar aynı arpayla gidiyor. Aynen. Yani 2 liraya geçen sene almış olduğu arpayı besi başında da 2 liraya yedirdi. Besi sonunda da 2 liraya yedirdi. Aynen. Yani biz 7 liraya 8 liraya arpa yedirirken Yunus abi 2 liradan hala daha yedirmeye devam etti. Buna çok dikkat etmemiz lazım. O yüzden siz de biz de böyle kaliteli
besli danaları beslemek istiyoruz, bu işten para kazanmak istiyoruz diyen arkadaşlar mutlaka videonun altındaki telefon numaralarını arayarak bana ulaşabilirler. Hem ücretsiz rasyonlarınızı hem de konsantre yemlerinizi gönderip size de bu besiciliği öğretebiliriz. Bir de bizim beside yapmış olduğumuz bazı şeyler var. Biliyorsun Yunus abi. Evet. Porsiyon ayarlama gibi. Kadir böyle biraz bu tarafa doğru gel oğlum. Şöyle biraz böyle bu tarafa doğru gel. O gözüne seni kestirdiği gibi geliyor sanki bana. Anladın? Zaten bir tane çocuk var elimizde. Aman. Evet. Koroman sakın bak bir tane var. Bir tane oğlan var elimizde. Ona göre. Şimdi 170 kilo olan danalara da bir bakalım. Bakalım abi. Bir iki dakika da orada sohbet edelim. Ondan sonra programımızı bitirelim. Olur abi. Yunus abi bunlar da 3 ay önce bizden almış olduğunuz desilik danalar. Evet abi desilik danalar. Evet Zonguldak danaları. Evet. Bakalım bunları da böyle dev yapabileceğiz mi? İnşallah abi. Bakalım. İnşallah. Ama gidişat olacak gibi. İyi gidişat yani. Güzel. Gidişat güzel. Hayvanlar toparlanmış. Evet. Bunlar herhalde 170 kilo civarıydı. 170-180 kilo evet. Evet. O civarlardı. Bir de tam böyle Kış zamanında aldı. Aynen. Evet, tam zor zaman. Bir ay falan bir zorluk çektik. Evet, tam zor zamanda. Evet. Bir de şöyle söyleyelim abi, şunu da söyleyelim. Arkadaşlar, alacağınız canlı malın garantisi kesinlikle olmaz. Yani bunların arkasında böyle bir son kullanma tarihi falan yazmıyor. Yok abi. Şimdi bu küçük mallar, buzağlar mutlaka ister istemez strese giriyor. Tamam, doğru mu abi? Evet abi. Minimum kayıp yaşamamak için, yani kayıpları en aza indirmek için mutlaka bunların aşılarını, ilaçlarını zamanında eksiksiz olarak yapmak gerekiyor. Aynen. Doğru mu abi? Doğru abi. Ondan sonra zaten belli bir zamandan sonra hani bir ay, bir buçuk aydan sonra bir buçuk ay zaman vereceksiniz. Evet. Küçük danalara. Bir buçuk ay çok iyi bir şekilde bakacaksınız, ilgileneceksiniz. Ondan sonra zaten kendileri artık yeme yatarlar. Aynen. Ondan sonra dokunma keyiflerine. Bir de bunları güzel bir rasyon yaparsan bu hayvanlar bir anda olur gider. Şimdi biz bunlara herhalde 200 kiloluk rasyondan devam ediyoruz değil mi halen daha? Şu anda arttı daha 250'ye geçti. 250'ye mi geçti? Evet. Yonca var işlerinde şöyle. Yoncamız, samanımız, pamuk tohumu küsmemiz var. Arpamız var. Konsantre yemimiz var. Evet. Güzel. Pamuk tohumu küsmesi ile ATK'yı kıyasladığında, bunu ben de kıyasladım geçenlerde. Kıyasladığında beside arpayla sanki pamuk tohumu küsmesi daha iyi çalışıyor gibi geldi bana. Aynen öyle abi. Sen bunu fark ettin mi abi? Bu danalarımıza pamuk küspesi girdi. Evet. Ve canlı ağırlık kilolarında biraz farkını biraz daha farklı. Evet. Biraz daha yüksek biraz canlı ağırlığı. Biraz daha yüksek canlı ağırlığı evet. Yapardık yani. Diğer danaları ATK ile beslemiştik. Onları ATK ile devam ettik. ATK ile bitireceğiz onları. Şimdi örnekle aldık. Pamuk tohumu küspesiyle ATK'dan örnekle aldık. Bakalım çuvalın üzerinde çıkan değerler çıkıyor. Bunu da bir bakacağız. Bakalım. Onun da fabrikada analizini yaparız. Abi hayırlı olsun, bereketli olsun. Gerçekten güzel. Rabbim inşallah emeğinin karşılığını fazlasıyla verir. İnşallah. Bir de şu 9 ay önceki 170 kiloluk danalara bir bakalım. Bakalım abi. Hadi. Değerli izleyenler, bunlar da bir ufak grup. Evet. O 22 dana içinde en küçükleri 170 kiloydu bunlar bildiğin. Diğerleri 220 kiloydu, bunlar 170 kiloydu. Ortalama 220 kiloydu. Ortalaması 220 idi. Bunlar ufak olanlar. Bunlar ufak olanlar. Ufak olanlarımıza da kilo koydun mu abi bunlara? 9 ayda. 9 ayda üst üste 400 kilo bekliyorum abi. Şu an 400 kilonun üzerinde. Evet. Bunlarda rahat yani, karkas evet. Var. Evet. Güzel olmuş danalar. Güzel abi. Sayenizde biraz. Abi sağ ol, Allah razı olsun. Aslında sizin sayenizde. Şimdi şöyle bir ürün var. Evet. Az miktarda kullanılıyor. Daha önceden İşte çuval kamyon ürünleri alıyordunuz. Doğru aynen, mu? Aynen abi. Döküyordunuz hayvanların önüne. Mesela şu hayvanın 11-12 kilo besi yemesi lazım. 10 kilo besi yemesi lazım normalde. Eğer arpa kullanıyorsa da 8 kilo besi yeme, 2 kilo da arpa girmesi lazım şuna. Doğru evet. Mu? Şimdi biz bu olayı tam tersine çevirdik. Arpayı biraz yükselttik. Yani eskiden mesela atalarımızın, babalarımızın, dedelerimiz ne yapıyordu? Eskiden yem mi vardı? Arpa vardı, buğday vardı, aynen. Bilmem ne vardı. Tarıl abesi yapıyorlardı. Ama hayvanlar da, hani çocukluğumda ben biliyorum, o öküzler dev gibi olurdu böyle. Dev gibi öküzleri olurdu. Hani karla marla sürerlerdi ya öküzlerle. Şimdi biz o zamana geri döndük. Hem burada maliyeti biraz aşağıya çektik. Besi süresini birazcık, bayağı bir aşağıya çektik. Randımanı yükselttik. Randımanı da yükseltmiş olduk. Yani bu işten para nasıl kazanılır? Bunu biz öğretmeye çalışıyoruz. Bazı arkadaşlarımız diyor ki ya kardeşim 600 gramla
şey mi olur? Ya kardeş, sadece biz 600 gram bunu vermiyoruz ki. Aynen. Bunun yanında arpa veriyoruz. Ayçiçeği tohumu küsmemiz varsa onu veriyoruz. Veya pamuk tohumu küsmemiz varsa, yoncamız varsa onu veriyoruz. Mısır sıracımız varsa onu veriyoruz. Mesela yoncayı, dediğim gibi, besi hayvanlarında sürekli soruyorsunuz. Yonca besi hayvanlarında kullanılmalı mı diye. Mutlaka kullanılmalı. Yonca dediğimiz protein. Protein bu hayvanı boylandırır. Arpa da, nişasta bu hayvanı semirtir. Yani evet, kilolandırır. Belli bir zamana kadar, yani 350-450 kiloya kadar yoncamızı günlük 2 kilo, 1,5 kilo kullanabiliriz bu danalarda. Daha sonra yoncanız elinizde bolsa, kendi tarlanızdan, bahçenizden biçiyorsanız 500 gram veya 250 gramla besi sonuna kadar gidebiliriz. Yoncanız az miktardaysa 350 ile 450 kilodan sonra da kesebiliriz yoncamızı. Evet. Yani yoncayı mutlaka besi danalarında kullanmamız lazım. Çünkü protein, küçük hayvanları boylandırmamızda evet, bizim elimizdeki en büyük materyal. Ülkemizde de en ucuz olan protein şu an yonca. Aynen. Mesela şu an sezonu çıktı. İnşallah bu sezonda hayvanlarınızın ihtiyacı olan yoncayı alıp bir kenara koyarsınız. Bizim bakımımızda da aşağı yukarı besi başından besi sonuna kadar 350 kilo falan yiyor. Yani ben bunun hesaplamasını yaptım. 350 kilo falan yiyor. Porsiyon ayarlamasıyla birlikte. Evet Yunus abi, danalar güzel maşallah. Bereketli olsun. Sağ olasın. Son olarak izleyenlerimize şöyle söylemek istediğim bir şey var mı? Konsantre besi yemini kullansınlar mı? Tavsiye ediyor musun? Şimdi şunu söyleyeyim. Konsantre yemi kullansınlar. Başarıya ulaşırlar yani. Kesinlikle paprika yeminden hem besin süresini iki ay öne çekerler, hem de yüksek randımanı elde ederler. Ben bunu söyleyebilirim yani. Abi teşekkür ederiz. İzleyenlerimize güzel bir program da yaptık. Sağ olasın abi. Ayağınıza sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olasın. Bereketli abi olsun. İnşallah bu yeni danalar da güzel kilo alır. İnşallah abi. Onlar da istediğin şekilde olur. Güzel para kazanırsın. Tüm şeyimiz bu, isteğimiz bu. İnşallah. Bütün üreticilerin evet, güzel para, aynen, para kazanmasını istiyoruz. Biliyorsun maliyetler yüksek. Arpa fiyatları, yonca fiyatları, ATK, PTK fiyatları, mısır sıracı fiyatları evet, hepsi yükseldi. İnşallah kesim fiyatlarımız da ona göre orantılı gider. Evet, orantılı gider. Bu sene bence ben besinden çok güzel para kazanacağımızı tahmin ediyorum. Yani bu sene besicilerin senesi olacak. 2022-2023 bence besicilerin senesi olacak. İnşallah. Akıllı, bilinçli yapan besicilerimiz bu işten güzel para kazanacak. Dediğimiz gibi malzemenizi harman zamanı alın. Bir senelik malzemenizi, yani besi başından besi sonuna kadar olan malzemenizi alın, bir kenara koyun. Biraz da araştırmacı olun. Yani bu insanlar konsantre yemlerle bu danaları 9 ayda bu hale nasıl getiriyor? Bu paraları nasıl kazanıyor? İşte biz örneklerini size sunuyoruz. Biraz da araştırmacı olun. Korkmayın, biraz cesaretli olun. Biz size bu işi öğretmeye hazırız. 7/24 bizi arayabilirsiniz. Bizden bununla ilgili teknik destek alabilirsiniz. Siz de böyle bu şekilde besi yapmak istiyorsanız videonun altındaki telefon numaralarını arayarak siparişlerinizi verebilir. Bizlerden ücretsiz rasyon desteği de alabilirsiniz. Yine böyle güzel bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.